Evet, başka bir eve geldik. Bu evde müstakil. Tabii şu bize ait olmayacak. Evet, hadi bakalım eve girelim. Bismillah. Evet, buradan üst kata çıkıyoruz. Evet, burada bir yatak odası. Yine bir gardırop var, gömme dolap. Evet, burada da bir banyo. Güzelmiş, yenilenmiş burası, hoş. Burada da bir yatak odası. Gömme dolaplar. Ya iki tane üst katta var. Burada bir mutfak. Mutfakla salon bir. De alt kata gideceğiz şimdi. Burası neredeyse üç katlı gibi. Evet, burada da küçük bir salon var. Gayet aydınlık, hoş. Burayı daha çok beğendim. Saate bayıldım. Yani burada da evet, çamaşır makinesi ve kurutma makinesi. Buradaki çamaşır makineleri böyle üstten açılıyor. Böyle. Evet. Ha, burada da bir tane banyo varmış. Şu duş. Duş perdelerini sevmiyorum. Perdeleri. Burada da bir yatak odası var. Gayet aydınlık. Burası çok daha güzel. Evet. Burayı daha çok beğendim. Garaj da var. Evet, mutfaktan çıktık şimdi. Böyle bir yer karşıladı bizi. Burada barbekü var. Burada küçük bir şey, hani Amerikalıların çok oyuncakları var. Yani bu tarz oyuncakları var. Onların eşyalarını koymak için böyle küçük bir şey yapıyorlar. Garaj şurada. Açık bir garaj. Bu tenteyi de rüzgarı kessin diye yapmışlar ama buraya cam yapılsa çok daha güzel olur. Böylece kış bahçesi gibi olur yani. Evet, burada bir rüzgar gülü. Bahçe de gayet güzel, şirin. Güzel ya buranın evleri. Hoş. Bu da mutfağa bakan pencere. Mutfağı güzeldi ama. Evet, buranın garajı. Ha, bir de kapalı garajı varmış. Meğersem ben sadece açık garaj zannediyordum. Şu araba da güzel yalnız. SUV. Evet. Garaj da güzel. Gördüğünüz üzere. Burada bir de buzdolabı var. Tabii bu arabayı da bize bıraksalar iyi olurdu. İşte burası alt kata gibi görünüyor. Şurası da üst kat. Burada da dolapları beğendim. Neden dolapları beğendim? Çünkü ilk defa tahtadan olmayan bir dolap yapmışlar. Güzel. Ocak da iyi. Fırında temiz. Dış makinesi de burada. Evet, buradan da işte dışarıya bakılıyor, barbekünün olduğu yer. Şuradan da garaja giriliyormuş. Güzel ya.